Dış politika gündemimiz çok yoğun, pek çok sorunla dolu. Son yıllarda hep böyle, son günlerde tekrar bir yoğunlaşma var ve biz bu dış politika gündemini Türkiye'de bu alanda söz söyleyecek en etkili kişilerden biri ile konuşacağız. Hem kendisinin diplomat ve araştırmacı kimliğiyle böyle demeyi hak ediyor herhalde, hem de aynı zamanda Türkiye'nin temel siyasal örgütlerinden birinin, partilerinden birinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı olması vasfıyla. Konuğumuz Ünal Çeviköz. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hemen girelim bu dış politikadaki son gelişmeler deyince yine Suriye ve Suriye ile ilgili Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduğumuz bir açıklamayla yeni bir operasyon hazırlığı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii belli riskler içerebilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Ben Doğu ya da Fırat'ın doğusunda yapılacak bir operasyon dendiği zaman öncelikle bazı tespitlerden hareket etmek ve bazı şeyleri sorgulamak gerektiği düşüncesindeyim. Aşağı yukarı bir ay, 1,5 ay kadar önce Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Manbij dolaylarında ve Manbij civarında ortak devriyeye başladıklarını ilan ettiler. Dolayısıyla mevcut bir durum var. Yani ortak devriye yaptığımız Amerikan askerleriyle birlikte Suriye sınırında özellikle Manbij'e yönelik bir güvenlik tedbiri aldığımız bir ortam var. Onun öbür tarafında da Amerika Birleşik Devletleri benzer bir devriye görevini bir de YPG ile yapıyorlar. Dolayısıyla Amerikan kuvvetleri ile YPG kuvvetleri iç içeler ve onların birbirlerinden ayrılmasının mümkün olmadığı bir konjonktür içindeler ve bir ortamda böyle bir operasyon yapılacaksa olacak. İkinci olarak vurgulamak istediğim, Türkiye'nin biliyorsunuz 15 Ekim tarihinde bitirmesi gereken bir misyonu vardı. Astana ve arkasından Soçi süreciyle devam eden. Belli bir alanın ağır silahlardan temizlenmesi ve oradaki terörist unsurların silahlarını bırakarak orayı terk etmelerinin sağlanması. Bunun bir miktar gerçekleştirildiği savunuldu. Fakat gerek Putin'den, gerek Genelkurmay Başkanı, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'dan Türkiye'nin bu taahhütlerini henüz yerine getirmeyi başaramamış olduğu şeklinde bazı ifadelerle karşılaştık. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında yapması gereken başka işler var iken birdenbire Fırat'ın doğusunda neden operasyon yapılacağı elbette bir soru işareti olarak çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak vurgulamak istediğim, bütün bunların hepsini düşünürken aslında Türkiye'nin öncelikli meselelerinin ne olduğunu da tekrar irdelemekte yarar var. Kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman terör veya terör tehdidi şu sıralarda Türkiye'nin gündeminde en üst sıralarda yer alan bir konu değil. Türkiye'nin en üst sıralarda gündeminde yer alan konu işsizlik, ekonomik kriz, enflasyon ve bütün bunların hepsinin yaratmış olduğu ekonomik baskı. Halkın şu sırada en fazla üzerinde baskı olarak hissettiği durum ekonomiyle ilgili. Böyle bir durumda bir büyük askeri operasyonun zaten ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan bir ülkeyi neden bu şekilde zorlamaya doğru yönelttiğini de sormak gerekir. Ekonomik sorunlar varken çok maliyeti yüksek olacak olabilecek bir askeri harekata girişmenin acaba ne gibi bir gerekçesi vardır? Bunu da ciddi bir şekilde sorgulamak gerekir. Yerel seçimlere bir sınır dışında kazanılacak bir zaferle girmek gibi bir şey mi? Şimdi bakınız, bir kere yerel seçimlerle dış politikanın veya dışarıda bu şekilde bir askeri operasyonun hiçbir alakası olmaması gerekir. Yerel seçimler her belediyeye baktığınızda belediyelerin kendi içlerinde çözülmesi gereken sorunlarla çalışılması, onların üzerinde çalışılması ve o sorunlara çare bulunmasıyla ilgili bir seçim. Dolayısıyla yerel seçimlere böyle bir dış politika zaferi arayarak hazırlanmak bence pek akıllıca değil. Herkesin belediye başkanlıkları ile ilgili adayları gördükleri zaman oy verirken ve kendi beldelerinin, kendi ilçelerinin, kendi kentlerinin veya büyük şehirlerinin sorunlarını düşünecekleri akla geliyor. Türkiye'nin Manbij'de veya Fırat'ın doğusunda askeri zafer kazanması elbette önemlidir. Fakat bunun içeriğiyle ve yaklaşan seçimlerle alakası olmaması gerekir. Eğer böyle bir hesap varsa ben onun tutacağını da zannetmiyorum. Peki diğer taraftan da dediğiniz gibi bir Manbij tarafı var, bir İdlib tarafı var. İdlib'de Rusya ile bir işbirliği yürütülmeye çalışılıyor. Manbij'de ABD ile görüşüyor. Bu tahterevalinin iki tarafında da oturmaya çalışan Türkiye dış politikasını nasıl götürebilir? Bu ikisiyle birlikte yürümesi mümkün mü sizce? Şimdi Türkiye'nin tabii genel bir dış politika çizgisi olduğunu önce tespit etmek lazım. O da bizim içinde bulunduğumuz ittifaklardır. Bu ittifakların başında NATO ittifakı geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile de 60 yılın üzerinde bir müttefiklik ilişkimiz var. Diyoruz ki Suriye'de YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yapması bu müttefiklik ilişkisine yakışmıyor. Bunu bağdaştıramıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile biz beraber çalışmıyor değiliz. Biraz evvel söyledim. Özür dilerim. Bu Manbij'deki ortak devriye aslında pekala böyle bir ortak zemin yakalayabildiğimizi gösteriyor. Öte yandan Rusya ile olan İdlib'deki beraberliğimiz de Astana'dan başlayan ve Suriye'nin içinde bulunduğu durumlardan kaynaklanan bir zorunluluk. Astana süreciyle birlikte bunun ardından Soçi'ye devredilmesi ve Soçi süreci sonunda da Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde bir sorumluluk üstlenmesi, bunların hepsi mevcut konjonktür gereği ortaya çıkan şeyler. Hep akla şu soru geliyor, acaba Türkiye kendi ittifak ilişkilerini değiştirip Rusya'yla, İran'la ve doğudaki başka ülkelerle bir ittifak arayışı içine girecek mi diye. Böyle bir şeyin düşünülmesi bile mümkün değil. Çünkü Türkiye gerek NATO'da gerek Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri bağlamında çizgisini belirlemiş ve çağdaş demokratik değerlere sahip olan ve temel insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletine özellikle sadık olan bir anlayışı sürdürme misyonunu üstlenmiştir. Bunun alternatifi bütün bu değerlerin hepsinin ortadan kalktığı ve demokratik olmayan toplumlarla bir araya gelme arzusu olarak görülmelidir. Bu Türkiye'ye yakışan bir şey değil. Türkiye'nin halkının, Türkiye insanının ihtiyacı olan şey bu değil. Onun için ben böyle bir alternatifin doğru olduğunu düşünmüyorum. O zaman nedir? O zaman konjonktürel bir takım değişik kaygan beraberlikler ortaya çıkıyor. Rusya ile İdlib'de veya Suriye'nin batısında böyle bir beraberlik bir zorunluluk gereği olarak ortaya çıkıyor. Ama Suriye'nin doğusunda ya da kuzey doğusunda çözmemiz gereken sorunsalı da Amerika Birleşik Devletleri ile ele almamız ve onunla beraber halletmemiz gerekiyor. İşte bu son olarak Sayın Erdoğan'ın açıklamış olduğu Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyonu da Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi bir diplomatik müzakere yaparak hayata geçirmek gerekir. Çünkü orada Amerikan askerleri var. Sadece Amerikan askerleri değil, aynı zamanda Amerika'nın liderliğinde kurulmuş olan 60 kadar koalisyon ülkesinden bazılarının da askerleri var. Örneğin sınırlı sayıda da olsa Fransız, İtalyan askerleri var. Dolayısıyla bütün onların hepsinin bulunduğu böyle birdenbire apar topar paldır güldür yarın geliyoruz şeklinde bir askeri operasyonun pek meşruiyeti de olmaz. Bir şekilde bunun haklılığını uluslararası kamuoyunda da gösteremezsiniz. Onun için bunlarla mutlaka ciddi müzakere yapılıp bu müzakerelerin sonucunda nasıl bir operasyon yapılacağı hakkında bir ortak karara varılıp oradaki yabancı ve bizim müttefik olarak bildiğimiz askerlere de herhangi bir zarar vermeyecek şekilde bir planlama yapılması gerekir. Böyle bir planlama çok ciddi bir hazırlık gerektirir. Bu aslında bir stratejik askeri harekattır. Bu askeri harekatı da böyle basından ilan ederek yapmak belki de pek doğru değil. Evet, ve kuşkularınızı da dile getirmiş oldunuz aynı zamanda. Tabii çok deneyimli bir diplomat olduğunuz için her şeyi diplomatça söylüyorsunuz. Demin Türkiye'nin durması gereken yeri de öyle belirttiniz ama Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, ABD ile ilişkileri, son yıllardaki gerilimleri hatırlayalım. Türkiye'nin artık giderek uzaklaşan AB üyeliği perspektifi, artı Suriye'deki çeşitli sorunlardan o meşhur S-400 tartışmalarına kadar bir dizi konuda Türkiye Batı'yla oldukça ciddi bir gerginlik içinde, Rusya'yla şu ya da bu şekilde zorunlu da olsa bir işbirliği yaparken. Yani prensiplerin ötesinde fiili durumun bu dediğiniz yerden epeyce uzaklaşmış olduğunu görmüyor musunuz? Bu konudaki yorumunuz nedir acaba? Doğru. Bunu şu şekilde açıklamak lazım. Aslında iki tarafta da kabahat olduğunu vurgulamak gerekir. Her şeyden önce Avrupa Birliği zamanında Türkiye'ye çok da dürüst davranmıştır diyemeyiz. Özellikle 2004 yılında Kıbrıs'ın referandum sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin referanduma evet deyip de Güney Kıbrıs'ın hayır demesi, ama buna rağmen Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi yapılması Türkiye'yi ciddi bir şekilde incitmiştir. Öte yandan 2005 yılında başlayan Avrupa Birliği üyelik müzakereleri de Kıbrıs'ın üye olmasından dolayı bizim istediğimiz hızda ve bizim istediğimiz rahatlıkta ilerlememiştir. Kıbrıs birçok konuda engel çıkarmıştır. Bunlara baktığınız zaman Avrupa Birliği elbette Türkiye'ye bazı haksızlıklar yapmıştır. Ancak bunun sonucu Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden ve Avrupa Birliği'nin aslında üyelik için öne koymuş olduğu bir takım şartlardan uzaklaşması olmamalıydı. Ne oluyor Türkiye'de? Türkiye'de farkındaysanız son 5 yıldır özellikle, ama bilhassa 2016'dan itibaren hukuk devleti ortadan kalkmıştır. Kuvvetler ayrımı ortadan kalkmıştır. Türkiye'de siyaset aslında tam manasıyla yürütmenin hukuk, yargı ve yasama üzerinde tam bir hegemonyasına dönüştürülmüştür. Bütün bunlara baktığınız zaman da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de duraksamalara yol açmasının nedeni bunlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında yapması gereken ev ödevini maalesef yapmaktan uzak kaldığını, kaldı ki sadece uzak kalmak değil, ileriye gitmek yerine geriye doğru götüren bir süreç içine girdiğini kabul etmek gerekir. Olağanüstü halin 2 sene boyunca devam ettiğini hiç unutmamak gerekir. Olağanüstü hal koşullarında bir referandum, bir genel seçim, bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Bunlar aslında Avrupa Konseyi'nin, Venedik Komisyonu'nun Türkiye'nin yanlış yaptığı şeyler olduğunu altını çizerekten dile getirdiği durumlardır. Bütün bunlara baktığınızda Türkiye bugün maalesef her endekste, yapılan her uluslararası araştırmada olması gereken yerin çok gerisinde ve demokratik standartların çok gerisindedir. Bütün bunları da düşündüğünüz zaman aslında Türkiye'nin batıdan uzaklaşmasının sebebini biraz da Türkiye'nin kendi kendinde araması gerekir. Anladım. Peki şunu merak ediyorum. Siz CHP'de dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısınız. Orada herhalde belli bir işleyiş var, bizim de çok iyi bilmediğimiz, ama CHP'nin dış politikası nedir diye zaman zaman biz bakıyoruz. Ne kadar Türkiye'nin genel ya da iktidarın politikasıyla örtüşüyor? Ne kadar farklı alternatifler öneriyor? Bunu nasıl yapıyor? Bir gölge kabinesi herhalde yok. Ne şekilde? Bu işlerlik üzerine bir bilgi verir misiniz? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere çok kesin bir sloganı var. Bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sloganı şeklinde ilke olarak vurgulamak mümkün. Ama buradan hareket ettiğiniz zaman şu ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası sorunların her şeyden evvel barışçı yollarla çözülmesinden yanadır. Ama son zamanlarda hepimizin dikkatle gördüğü ve gözlemlediği, Türkiye barışçı yollar yerine kuvvet kullanarak ve dikte ederek, dayatarak, bazı konularda zor kullanarak bir çözüm arama yoluna girmiştir. Bu aslında Orta Doğu'da kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Nitekim son Manbij ile ilgili çıkışta aslında, ya da Fırat'ın doğusu ile ilgili çıkışta buna işaret ediyor. Öte yandan Türkiye dış politikasında şimdiye kadar geleneksel olarak izlediği tarafsızlık ilkesini de kaybetmiştir. Tarafsız değildir, belli bir yandaşlık ilkesi maalesef hakim olmuştur. Ve belli bir ideolojik perspektiften dış politikaya bakılmakta ve bu ideolojik perspektiften bakıldığı için de Türkiye giderek bölgesinde yalnızlaşmaktadır. Hı hı. Son olarak bir de vurgulamak gereken şudur. Türkiye dış politikayı aslında son yıllarda çok ciddi bir şekilde iç politika için malzeme olarak kullanmaya başlamış ve araçsallaştırmıştır. Nitekim siz de biraz evvel zaten yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak acaba dış politika kullanılmak isteniyor mu diye sordunuz. İşte bu sorunun sorulmasına yol açılacak kadar önemli bir şekilde dış politika araç haline getirilmiş vaziyette Türkiye'de. Bu da Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor. Onun için bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında dış politika ile ilgili anlayışından farklı olan ve bu rejimin, AKP yönetiminin değiştirmesini istediğimiz konulardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası tamamen barışa dayalı. Özellikle Orta Doğu bölgesinde sorunların barışçı yollar ile aranmasını isteyen ve bunu sürekli olarak dile getiren, vurgulayan bir anlayıştır. Bizim seçimlerden önce yayınlamış olduğumuz seçim programımızda da bunu çok defalarca dile getirdik. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı anlayışıyla bir çıkışımız olmuştu. Bu pek yankı bulmadı ama onu bu vesileyle bir kere daha vurgulamakta yarar var. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın başı çekerek ve bu dört sınır komşusunun başlatmış olacakları bir inisiyatifle, girişimle bölgede bir işbirliği arayışının ve bu işbirliği arayışının bu dört ülkenin başlatmasından sonra bölgenin diğer ülkeleri tarafından da dalga dalga genişleyerek bölgeye yayılmasının temelini atmak istiyoruz. Bizim anlayışımız bölgenin sorunlarının askeri güçle değil veya kuvvet kullanarak değil, mutlaka diyalog yoluyla olması gerektiği yönündedir. Aynı şekilde bu Fırat'ın doğusuyla ilgili operasyonun da aslında sadece Amerika ile değil, nihayetinde orası Suriye toprağı olduğuna göre mutlaka Suriye rejimiyle de konuşulması gerekir. Çünkü eğer hedef Suriye'nin kuzeydoğusunda ve doğusunda bir özerk Kürt yönetiminin oluşmasını engellemek ise bu aslında Suriye rejiminin ve Suriye'deki Şam yönetiminin de hedefleri arasındadır. Biz bunu eğer Suriye ile konuşmazsak tek başımıza yapacağımız bir hareket başarıya ulaşır. Peki, sorayım izninizle. Sizin Suriye ile, sizin Rusya ile, sizin ABD ile, AB ülkeleriyle birebir temaslarınız var mı ya da oradaki benzer partilerle, kurumlarla? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış temasları elbette son zamanlarda giderek yoğunlaşıyor. Önümüzde tabii bir yerel seçimler olması, bunun istediğimiz kadar sık ve yoğun olmasına pek müsait değil. Ama kardeş partilerle çok yakın bir işbirliği içindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın bir Birleşik Krallık, bir Berlin, Almanya, bir de Viyana, Avusturya seyahati oldu. Bunlar da İngiliz İşçi Partisi ile, Alman Sosyal Demokrat Partisi ile, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ile görüşmelerimiz oldu. Öte yandan Sosyalist Enternasyonel elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye olduğu bir teşkilattır, uluslararası teşkilattır. Aynı şekilde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de yine aynı düşünceye sahip ve aynı görüşlere sahip partilerin bir araya geldiği ortamlarda elbette sık sık kardeş partilerle bir araya gelebiliyoruz. Suriye'de bir partileriniz var mı? Suriye'de de temas ettiğimiz bazı partilerimiz var. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Suriye'de ziyaretlerde bulunmuşlardı. Böyle bir arayışın da muhtemelen yerel seçimlerden sonra tekrar başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Peki, son olarak biraz farklı bir soru. Siz dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısınız ama CHP Genel Başkan Yardımcısınız. Seçimler öncesi, yerel seçimler öncesi CHP'nin bu seçimlere zamanında yeterli hazırlıkla gittiğini düşünüyor musunuz? Özellikle aday çıkarma konusunda ya da şu ana kadarki haberlerle ilgili olarak yeterince hazır olmadığı, geç kaldığı türünden gelen eleştiriler, yorumlar sizi nasıl etkiliyor? O eleştirileri ben pek haklı görmüyorum. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren baktığımızda aşağı yukarı önümüzde